Hanımlar beyler, Yosim İzrail Şebnem Özinal seninle evlenir miyim oyunuyla ve Zeynep Özyağcılar en güzel parçam oyunuyla bize katılıyor. Oyuncularla beraberiz. Bugünlerde biz de sürekli turnede olduğumuz için artık dertlerimizi anlatır. <laughs> Ağlarız <laughs> ağları, sabaha ağları, kadar. Evet, <laughs> peki. Önce Şebnem'e soralım. Bu nedir bu oyun? Ne oluyor bu oyunda? Bu oyunda klasik kadın erkek <laughs> ilişkileri ee, çok basit bir dille aslında herkesin yaşadığı şekliyle anlatıyoruz. Ama tabii ki bizim harika oyunculuklarımız. <laughs> yani e, bir komedi çerçevesinde işleniyor kadın erkek ilişkileri. Evet peki biraz bilgi verelim seyircimize. Türk Tiyatrosu'nun duayen ismi Haldun Dormen, öğrencileri Şebnem Özünal ve Yosif Mizra ile yılın komedisine imza attı. Seninle Evlenir Miyim oyununu da Barbaros uzun öner yönetti. Birbirlerine zıt karakterlere ve yaşam tarzlarına sahip olan Baran ve Cansu bir gün vapurda karşılaşırlar. Bu karşılaşmadan ikisi de farklı hislerle ayrılır. Baran ilk görüşte aşık olmuş, Cansu da ilk bakışta nefretin ne olduğunu anlamıştır. Baran planlı bir şekilde yalanlar söyleyerek kendini bambaşka biri olarak tanıtır. Cansu bu yalanlara inanır ve yeni bir aşk başlar. Peki ya yalanlar ortaya çıkınca neler olur? Cevabı sahnede. Abi şimdi biliyorsun hani sen de çok iyi biliyorsun dünyanın en eski hikayesi kadın erkek evet, ilişkisi ve fakat ki en de en fazla da evrileni esasında. Doğru. Yani e, bundan 30 sene önceki aşklarla bugünkü aşklar bambaşka. Bundan 150 seneki önceki aşklarla bugünkü aşklar arasında. da. Aşklarla... Ha, evet evet onlar da sen. Gelecekte mi? Gelecekte o gelecek oyu şey Vay be evet. çok güzel. Yani <laughs> dolayısıyla en çok evrilen. Fakat hiçbir zaman eskimeyen ve herkesin de hayatından bir takım parçalar bulduğu bir oyun esasında bu. Ben oyunu ilk okuduğum zaman şey demiştim. <laughs> bu ne lan dedim. Komik değil bu oyun. Hı <laughs> Evet bizim ben, ödümüz koptu ben, hiç gülmedik. Ben hani... Bazı oyunlar öyle ama evet. tekst okunduğunda ele vermiyor kendini sonra ne provalarla yapacağız? beraber Aynen. anlaşılıyor. Yani provada da anlaşılmadı da ilk seyircide anlaşılıyor. Şöyle yok ya, ya şöyle oldu esasında hani provalar yaparken ben Barbaros'a dedim ki sağ olsun hakkını da teslim etmem lazım orada. Dedim ki bana biraz müsaade eder misin biraz senaryo doktorluğu yapayım mı ben bu işe hmm. dedim. Tamam hmm. abi sıkıntı yok dedi. Yani Ben yapmadım ya. sanki. Niye kendine bir şey... Abi ben bununla uğraşamıyorum galiba. Siz <laughs> bir ömrümü bir yedi bir benim 30 senedir. Hoşlanıyor musunuz yani o aktör aktrist <laughs> olarak? Bayılıyoruz birbirimize. <laughs> deli gibi. Bazen çünkü bu, çok çok değerli bir şey. Bazen insan yani ekibi bütün ekibi sevmesi sevmemesi başka şeyler gösteriyor. Ya bizim tabii 30 senelik bir arkadaşlığımız hmm. var. Dormen tiyatrosundan gelen hani bizim sahne üstündeki o hani işte ensemble dediğimiz şeyi hmm. biz çok iyi yakalamış durumdayız. Ya yani ben ki. onun gözünün içine baktığım zaman dün akşam ne yediğini bir anlayabiliyorum yani. Dün akşam ne yediğini. Evet. <laughs> o, çok acayip. <gülüyor> 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 ya ben hay ben mesela ya başka bir şey yani söylemiyor da bu. <laughs> Bak birader. Yani, yani, hayır, ben, ya, bu, bu aç, ya bu tiyatrocular aç abi yani, aç. Vallahi aç. Yani mesela başka bir şey olsa mesela adam bir şirkette çalışıyor. Ben vallahi diyor çalışma arkadaşımın gözlerine bakarım. Ne demek istediğini anlarım falan. Bunlar birbirlerine ne anlıyorlar. Lokmalarımızı sayıyor. <laughs> demek onu, onu söylüyorduk ya. Ben turneye yemek yemek için çıkıyorum. Evet.